Ülkücü İşçiler Derneği İnegöl Şubesi üyeleri Gözde Kır Bahçesi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Özdemir, İnegöl Ülke Ocakları Başkanı Yücel Erim, Ülkücü İşçiler Derneği İnegöl Şube Başkanı Şinasi Akan ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda davetli katılım gösterdi. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Ülkücü İşçiler Derneği İnegöl Şube Başkanı Şinasi Akan şunları söyledi. Ülkü analarım, gökçe bacılarım, ay kızlar ve hakikat ummanına gönlünü sahil yapmış, o sahile vuran dalgaları kendi bünyesinde yok etmiş, daha yok mu diye ün yapmış, nam almış, taş medreseli, Yusufiyeli, ahde vefalı ağabeygilerim, hoş geldiniz. Ülkücü İşçiler Derneği 4 senedir İnegöl'de milliyetçiyim, ülkücüyüm, velhasıl Türk'üm diyen işçilerle istişare halinde bugünümüze kadar geldi. Bugün devir teslim bekliyorduk, o da nasip olmadı. İnşallah Ülkücü işçiler yeni yerini değiştirerek hizmet sunmaya devam edecek. Daha sonra Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Özdemir bir selamlama konuşması yaptı. Türk milleti milletler ailesinin şerefli bir üyesidir. Türk milleti övmeye değer zengin bir tarih felsefesine sahiptir. Türk milletinin yüksek manevi vasıfları, kültür üstünlükleri vardır. Türk milleti tarih boyunca ve 3 kıta üzerinde yayılan cihan devletleri kurmuştur. Türk milleti bu devletleri kurarken daima kendi devlet felsefesinden, kendi öz kültüründen ilham almıştır. Ancak 200 yıldan beri milletimiz devlet felsefesinden bazı zaaflara uğramıştır. Bunun sebebi kendi milli kültür ve akımların istilasına uğramasındandır. Devlet felsefesi kültürüne görünen bu yabancılaşma müesseseleri milli ülkeden uzaklaştırmıştır. İşte biz Türk milliyetçileri, Türk ülkücüleri olarak yurdumuza karşı girişilen bu ideoloji ve kültür saldırıları ve istilasına karşı çıkarak yurdumuzu bütünüyle koloni olmaktan, bütünüyle emperyalizm kucağına düşmekten kurtaracak müjdeyi veriyoruz.